Bakın beyefendi, ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Ne karım ne de kardeşi böyle bir şey yapmaz. Yaptı ama gözüme mi inanayım, karınıza mı? Bir çalışanınız daha varmış sizin. O nerede, onunla da konuşmak istiyorum. Yücel şu an yok. Ne zaman gelir? Gelmez, işten çıktı o. Kaçtı yani. Beyefendi tekrar söylüyorum, çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Bakın, o yüzüğün değerinin iki katını, üç katını öderim size eğer şikayetinizden vazgeçersiniz. Gözünüzle görmediğiniz bir şey yüzünden insanların hayatını karartmayın. İstersen Karun kadar zengin ol, tamam mı? Yine de şikayetimi geri almayacağım. Hırsızlık hırsızlıktır ya, günahtır. Masum insanlara iftira atmak o günah değil mi? Ne iftirası ya? Yüzük o çantadan çıktı. Resmen çalmışlar. Daha ne konuşacağız anlamıyorum ki. Bakın, böyleleri tövbe etmez. Ben şimdi şikayetimden vazgeçsem, yarın başka birini yine yapar aynısını bunu. Bu yüzden sen en iyisini, karını, kardeşini bir doktora götür. Çünkü ileride başına büyük bela açar bunlar. Çünkü bunlar hırsız hırsız. Ulan sen kime hırsız diyorsun ha? Kime hırsız diyorsun sen? Hey ettim be! Ne bu zorbalık? Hem suçlu hem güçlü. Bak doğru konuş. Doğru konuş, sana buraya laf anlatmaya geldim, laf! Soyadına, parana mı güveniyorsun ha? Vazgeçmeyeceğim işte. Bas git! Bak beni kızdırırsan polise şikayet ederim, seni gelir alırlar, karının yanına götürürler doğru. Tamam mı? Çık ya! Polis çağıracakmış. Bu sefer açamış şu telefonu ya. Bu sefer aç. Neredesin amca, nerede? En ihtiyacımız olduğu zaman da yoksun ortada. Efendim Zafer, bir gelişme mi var? Ufak bir araştırma yaptım. Gülsüm'ün borçlu olduğu tefecilerin bu işle bir alakası yok gibi görünüyor. Adamlar başka suçlardan içerideler şu anda. Tamam, bir haber alırsan ara beni. Merak etme. Savcı Bey. Merhabalar. Merhaba. Ben Emir Tarhun. Biliyorum, biliyorum. Komiser Suat aradı beni. Peki şu anki durumlar nedir? İfadeler alındı. Olayın gerçekleştiği yere, yani kuyumcu dükkanına inceleme için gittim. Fakat kamera kayıtlarını izleyemedim. Kameralar arızalıydı. O görüntüler her şeyi kanıtlayacaktı. İşiniz pek kolay değil. Yüzük çantadan çıkmış. Kuyumcunun da şikayetini geri çekme gibi bir niyeti yok. Yapılabilecek hiçbir şeyim yok mu? Vaziyet bu. Süreç işlemesi gerektiği gibi işleyecek. Eşinizin kardeşi mahkemeye sevk edilecektir. Peki işim? Reyhan Hanım'ı 1-2 saat içinde serbest bırakırlar. Sağ olun savcı bey. Merhabalar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bizi takip edebilirsiniz.